Herkese merhabalar dostlar. Şu an dünya gündemi oldukça komplike konularda doluyken biz Türkiye'de o kadar korkunç bir iç gündemle meşgul oluyoruz ki, daha doğrusu buna zorunlu olarak maruz bırakılıyoruz, içler acısı. Türkiye artık herkesin bildiği ve ufak azınlıktan olmayanların zorunlu dahil olduğu şekilde ateşler içinde ve yoksulluk dalgası her gün adım adım büyüyor. Kimse bırakın geleceğe birkaç ay sonrasına bile umutla bakamıyor. Dostlar, ev ve araba almayı geçtim, insanlar yeni yıldan sonra artacak kiraları bile nasıl ödeyebileceğini bilmiyorken şu an seçim anketlerinde iktidara kök salmış AKP'nin önüne geçmiş durumda olan CHP bu durumu tersine çevirebilmek adına elinden gelen her şeyi yapıyor. İktidar önce Esenyurt'a kayyum atadığı, insanlar onun şokunu atamamışken bu sabah peş peşe yeni salvolar yaparak Mardin Büyükşehir, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediyelerine de kayyum atandı. Ama daha bir hafta önce de Devlet Bahçeli Öcalan'ı mecliste konuşma yapmaya çağırmamış mıydı? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Dostlar, peki bunlar gerçekten vatandaşın umurunda mı? Şimdi bunun yanıtını vermek istiyorum. Türkiye artık öyle bir hale geldi ve gündem o kadar sert değişiyor ki bir hafta önce olan biten her şey unutuluyor ve yok olup gidiyor. Peki vatandaş için durum nasıl? Bunun yanıtı çok net. Ekonomi insanları öyle bir boğuyor ki yaşanan bu deli değişimler neredeyse vatandaşın artık umurunda bile değil. Çünkü insanlar nasıl barınacağının, nasıl yemek yiyebileceğinin hesabını yapmaktan başka hiçbir şeye kafa yoramıyor. Bakın, ne Öcalan'ın meclise çağrılması, ne belediyelere kayyum atanması, insanlar aylardır neyi bekliyordu biliyor musunuz? 1 Kasım'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kredi kartlarına 60 ay yapılandırma. Önce enflasyonu düşük gösterebilmek adına kredi kartlarını taksitlendirmeyi düşürdüler, azalttılar. Yıl sonu enflasyonu da kağıt üzerinde istedikleri gibi çıktı. Bu da emekli ve asgari ücret zammı ile ilgiliydi. Tabii bu esnada kredi kartları yokuş aşağı freni patlayan kamyon gibi peş peşe patlamaya başlayınca şimdi de 60 aya kadar yapılandırma imkanını çıkarttılar. Ve ne kadar acıdır ki ülke insanı buna muhtaç durumda. Peki bu ekonomik yıkımı önleyebilecek mi? Tabii ki hayır. Sadece kısa bir süreliğine az da olsa öteleyecek. Sonrasında da halk bu 60 ay için çok daha fazla borçlanarak daha beter duruma geçecek. Peki bu birilerinin umurunda mı? Tabii ki hayır. Çünkü çok uzun süredir halktan kopuklar. Onlar başka bir evrende, halk ise başka bir gerçeklikte yaşıyor. Son seçimlerde Kılıçdaroğlu sayesinde kazanılacak seçim bildiğiniz gibi Erdoğan'a altın tepside ikram edilmişti. Peki şu an anketlerde öne geçen CHP bu durumu tersine çevirebilmek için neler yapıyor? Tabii ki bizi hiç şaşırtmayan bir şekilde yine iç kavgalara düştüler. Hem de her zaman olduğu gibi Erdoğan'ın manipüle ettiği çizgiden çıkmıyorlar, çıkamıyorlar. Şu an CHP'de Yavaşçılar ve İmamoğlu'cular arasında artık kılıçların çekildiği bir savaş yaşanmaya da başladı. Bakın, ülke yanıyor, ekonomi bitik durumda, halk perişan, boğuluyor ve CHP istemeyerek de olsa birinci parti konumuna geçtiği için durumu tersine çevirmeye uğraşıyor. İmamoğlu ekibi net bir şekilde özellikle sosyal medyada Yavaş'a karşı hamle üstüne hamle yapıyor. Henüz Yavaş cephesinden buna bir karşılık gelmese de gelmesi benim gözümde an meselesi. Bu hiç değişmez. İmamoğlu ekibi Yavaş'ı partiden istifa ettirebilmek için her koldan hamle yapıyor. Son olarak da Cumhuriyet kutlamaları kapsamında Ebru Gündeş'e ödenecek olan 69 milyon TL için yoğun bir kampanya başlattılar. Bakın, ben belediyelerin konser, panayır, şenlik ve festival yapmasına ezelden beri karşıyım. Bu çok açık ve muazzam büyüklükte bir rant kapısı, dönen paralar dudak uçuklatacak seviyelerde. Mansur Yavaş bu 69 milyon için zor durumda kaldı ve açıklama yapmaya mecbur oldu, ama eski bir konser organizatörü olarak da şunları söylemek istiyorum. Bakın, doğal afet, zelzele, sel, deprem ve saldırılar dışında o yapılan kontrata göre belediye o 69 milyonu her türlü ödemek zorunda, bundan kaçış yok. İmamoğlu ekibi Yavaş'a Ebru Gündeş üzerinden saldırıyor ama İstanbul'da düzenlenen etkinlikler ve organizasyonlara harcanan para da emin olun bu 69 milyonun kat be kat üzerinde dostlar. Keşke biraz da o rakamlar için konuşsalar. Peki İmamoğlu ekibi Yavaş'ı partiden istifa ettirtmeyi başarabilirse ne olacak? O seçim kazanılabilecek mi? Tabii ki hayır. Her zaman olduğu gibi koltuk kavgasının faturası biz halka kesilecek. Hem Orta Doğu'dan hem de Avrupa üzerinden adım adım savaşlar bize yaklaşırken CHP iç dinamikleri, koltuk kavgasında ve ülkeyi düşünen yok. Hiç umudum yok ama umarım bu defa yaklaşan erken seçim bu koltuk kavgaları yüzünden yine Erdoğan'a hediye edilmez. Bunun yanıtını ise bu yılın sonuna doğru hep birlikte öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.